Gazete başlıklarıyla beraber izleyiciler. T24 ile başlıyoruz. Selahattin Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı 26 Kasım'da ağabeyimin bilinci kapandı. 7 gün geçmesine rağmen evet tıklıyoruz detayları öğrenmek için. Evet, T24.com.tr'den Demirtaş'ın bilinci kapanmış. Devlet Demirtaş'a sahip çıkmalı. Evet, Demirtaş daha önce de cezaevinde kalp spazmı geçirmişti. T24 Haber Merkezi. Edirne'de cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı Aykül Demirtaş, ağabeyinin 26 Kasım'da bilincinin kapandığını söyledi. Aygül Demirtaş, Demirtaş'ın 7 gündür hastaneye sevk edilmediğini de duyurdu. Demirtaş'ın avukatlarından Masum Karaman, Demirtaş'ın tedavi hakkı engelleniyor diye konuştu. Devletin mahkumlarına iyi bakması gerekiyor ki devlet zan altında kalmasın. CHP sözcüsü Öztürk, önce 2019 yılında kriz nedeniyle asgari ücrette meydana gelen tahribatı telafi etmeliyiz. Edilmeli demiş. Kapalı odalarda davet edilmiş firmalara milyarlarca liralık ihaleleri arka arkaya vermenin adı israf olamaz. Detayları okuyalım. Kapalı odalarda davet edilmiş firmalara milyarlarca liralık ihaleleri arka arkaya vermenin adı israf olamaz. Çiğdem Toker, kamu ihalelerinde olağan işler kitabını Murat Sabuncu'ya anlattı. Gazeteci Çiğdem Toker, AKP döneminde gerçekleştirilen rekabetsiz kapalı ihaleleri konu alan kitabı, kamu ihalelerinde olağan işler kitabını T24 yazarı gazeteci Murat Sabuncu'ya anlattı. Toker kitabında Türkiye'de kanunla belirlenmiş bazı ihale usullerinin istismarını anlattığını söyledi. Medyanın da ihaleleri takip etme ve sorunları gündemleştirme konusunda eksik kaldığını ifade eden Toker, şimdi bu sorunların konuşulup tartışılacağı mecraların bir kısmı zaten ihalelerde adı geçen firmaların patronajında dedi. Türkiye'de açık ihale, belli istekler arası ve pazarlık usulü ihale olmak üzere üç temel ihale olduğunu ifade eden Toker, bunlar arasında pazarlık usulü ihalenin istismar edildiğini söyledi. İhalelerde ilgili kanunun 21. maddesinin B fıkrasında pazarlık usulünün olağanüstü durumlarda kullanılması gereken bir usul olduğunu belirtildiğini ifade eden gazeteci Toker, kitabında bu kuralın nasıl ihlal edildiğini anlattığını söyledi. Yolsuzluk yerine israf kelimesi kullanılıyor. Çiğdem Toker'in kitabındaki ihalelerdeki yolsuzlukları ortaya çıkardığını ancak yolsuzluk kelimesinin muhalefet tarafından tercih edilmediğini, bunun yerine israf kelimesinin kullanıldığını hatırlatan Murat Sabuncu, israfın dini bir atfı da var. Sizce buna israf demek aslında halka oy verene bir haksızlık değil mi diye sordu. Muhalefetin haram söylemi üzerinden kitlelerle daha kolay iletişim kurmak adına bu kelimeyi kullandığını dile getiren Toker, kitabın girişinde buna değindiğini de söyledi. Yolsuzlukla yolsuzluk diyemiyorsunuz dediğinizde yaptırımla karşılaşıyorsunuz. Muhalefetin de eli kulağı bağlı. Dini terimlerle halk anlıyor. Bakan Selçuk, temel meselemiz istihdamı korumak demiş. Barış akademisyenlerinden 6 ilde eş zamanlı açıklama, OAL KYK'ları kaldırılmalı, OAL komisyonu lağvedilmelidir demiş.